Fokus'a karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında bugün birazdan İste Gelsin kurucusu ve CEO'su Sedat Yıldırım bizimle olacak. Biliyorsunuz aplikasyonlar özellikle e-ticaret üzerine, gıda perakendeciliği üzerine çok yoğun bir talep gördü pandemi döneminde. Ve herkes iş modelini değiştiriyor, dönüştürüyor. Sadece İste Gelsin ve bunun gibi aslında market uygulamaları değil, mahalle semt marketleri de aslında e-ticarete girmek istiyor. Çünkü eve ulaşım, eve gönderim, paket servis pandemiyle beraber bir zorunluluk haline geldi. İşte bu noktada cirolar, satış rakamları nasıl? Önümüzdeki süreçte elbette fiyat düzeyini de konuşacağız. Normal geleneksel süpermarket zincirleri ya da yerel marketlerle, mahalledeki bakkallarla diyelim kıyaslandığında bu uygulamalardaki fiyatlar nasıl farklılaşıyor? Hepsini ele alacağız. Hemen akabinde Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçük Yılmaz bizimle olacak. Kendisiyle de erken rezervasyonlarda ne kadar talep var? Bayramlar için, bayram tatilleri için doluluk oranları nasıl yerli turist adına? Bir yandan da yabancı turist nezdinde değerlendirecek olursak biliyorsunuz Amerika'dan da tavsiye niteliğinde seyahat kısıtlamaları geldi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ki vaka sayıları çok yüksek olduğu için benzer haber Rusya'dan gelmişti. Öte yandan yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin haberler geliyor. Bu sebepten ötürü de aslında yabancı turist açısından da zorlu bir yaz bizime bekliyor. Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçük Yılmaz'a rezervasyonları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise her zaman olduğu gibi Deniz Yatırım bağlantımız ve araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'te piyasaları konuşacağız diyelim ve gidelim buradan Sedat Yıldırım'a, İste Gelsin kurucusu ve CEO'su ilk konuğumuza. Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güzem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizinle ilk program yaptığımızda aslında o zamanki şartlar ve koşullarla şu an kıyaslayacak olursak elbette zannediyorum ki hem sizin gibi şirketlerin iş modeli, büyümesi, ciroları elbette arttı ama bir o kadar da ben kendi adıma da söyleyeyim. Tüketici tarafı da aslında bu uygulamaları öğrendi. Bu uygulamaları nasıl kullanacağını öğrendi ve elimiz kolumuz oldu bu uygulamalar. Biraz sizden dinleyelim. İste Gelsin olarak hem kuruluş aşaması sonrasında da özellikle pandeminin kazanımı nasıldı şirkete? Gıda perakendeciliğinin dijital dönüşümü aslında çok yeni. Dünyada da 3-4 yıl önce başlamıştı ama pandemiyle birlikte inanılmaz hızlandı. Pandemiyle birlikte bütün e-ticaret alanlarında büyüme çok ciddi miktarda hızlandı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılında e-ticaret Türkiye'de %66 büyümüş. Ama gıda sektöründeki e-ticaret ise %200 büyümüş durumda. Çünkü gıda sektörünün kendine ait dinamikleri var ve biz çok çeşitli gıda tercih eden ve gıda konusunda hassas bir milletiz. Cep telefonu üzerinden gıda alışverişine biraz yavaş ısınırız diye düşünüyorduk. Ama pandemiyle birlikte söylediğiniz gibi hepimiz bunu deneyimleme şansı bulduk ve kendi elimizde seçtiğimiz kadar kaliteli meyve sebzenin, sütün, yoğurdun kapımıza kadar teslim edilebildiğini deneyimlemiş olduk. Böylece dijitalleşmemiş son perakende alanı olan gıda perakendesi de hızlı bir şekilde dijitalleşiyor. Biliyorsunuz son 10 yıldır Türkiye'de de dünyanın her yerinde de perakendenin diğer alanlarında önemli bir dijitalleşme yolculuğu vardı. Tekstil perakendesinin %15'i neredeyse cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor artık. Ama gıdada bu oran %1 civarında. Üstelik pandemi öncesi %6'ydı. Pandemiyle birlikte %1'e çıktı. Bu alanda daha çok oyuncunun girmesini ve bu alanın hızlı büyümesini en az 5 yıl daha devam ettirmesini bekliyoruz. Milyonlarca yeni müşteriyle kazanma ve yeni müşteriyle tanışma şansı bulduk bu dönemde. Çünkü müşterilerin evlerinden çıkmak istememeleri, kalabalık ortamlara girmek istememeleri, başkalarının dokunduğu ürünlere dokunmak istememeleri çok normal. Böyle bir dönemde iyi hizmet veren ve müşterisini memnun eden markalardan biri olmak önemliydi ve İste Gelsin şimdiye kadar bunu başardı. Son bir yılda kazandığımız müşterilerin %80'i bizimle kalıcı oldu. Pandeminin sonrasında da bizimle olmaya ve bizi tercih etmeye devam edecekler diye düşünüyoruz. Peki şimdi burada özellikle tabii sizin gibi uygulamalar, benzer uygulamalara baktığımızda hep şu tartışılıyordu. Bu uygulamalarla beraber lokal marketler, işte mahalle marketleri, bakkallar isyan ediyorlar. Zaten süpermarket zincirleri de var. Sisteme bunları da dahil etmek sizce ne kadar mümkün ve rekabet koşullarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söylemekle başlamak gerektiğini düşünüyorum. Gıda perakendesi Türkiye'deki
en çok oyuncunun olduğu alan. On binlerce marka rekabet ediyor bu alanda ve tam rekabet koşulları geçerli. Gıda perakendesi bütün diğer alanlarda olduğu gibi dönüşmek zorunda. Yavaş yavaş dönüşüyor. Türkiye'deki 2020 yılında yaklaşık 750 milyar liralık alkol ve tütün hariç bir perakende pazarı vardı. Ve bu 750 milyar liranın %50'si organize perakende dediğimiz alanda. Yani adını bildiğiniz marketler, süpermarketler ve discount marketlerden oluşan hacim. %50'si ise geleneksel perakende dediğimiz pazarlar ve küçük bakkallardan oluşuyor hala. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu oran %70 ile %95 arasında değişiyor. Biz Türkiye olarak henüz organize perakende dönüşümünü bile tamamlamış değiliz. Bunun üstüne bir dijital dönüşüm geliyor ama dijital dönüşüm çok daha demokratik. İki nedenden. Birincisi, bütün küçük oyuncuların online alışveriş imkanı sunacak bir kanalları artık var. Yani bazı dijital oyuncular yerel marketleri ve bakkalları kullanarak onların dijital aracısı olarak hizmet veriyorlar. Böylece bütün oyuncular dijitalden müşterilerine ulaşma şansı buluyorlar. İkincisi ise bütün diğer dijitalleşme başlıklarından farklı olarak gıda perakendesinin dijitalleşmesi istihdam artırıcı bir etki yapıyor. Çünkü biz normalde self-service süpermarket dediğimiz alışıldık 100 yıllık süpermarket formatından farklı olarak müşterinin yaptığı bazı işleri çalışanlarımıza yaptırıyoruz. Örneğin siz evinizden çıktınız, bir evinize en yakın süpermarkete gittiniz, orada ürünleri raflardan topladınız, poşetlere doldurdunuz ve kendiniz eve taşıdınız geçen hafta bir müşteri olarak. Ama bu hafta bizden alışveriş yapmayı tercih ettiyseniz bu yaptığınız işleri sizin yerinize biz bir çalışana yaptırıyoruz. Dolayısıyla süpermarketlerin dijitalleşmesi istihdama da katkı yapan bir etki yapıyor. Dolayısıyla bu dijitalleşme, işte robotlar bizim yerimizi alacak, işlerimizi elimizden alacak gibi bir dijitalleşme değil. Oldukça demokratik, bütün küçük büyük, bütün oyuncuların yapabildikleri bir değişim ve istihdama da katkı sağlıyor. Bence buradaki asıl ayırt edici özellik, yani sektörden çekilecek olanlarla pazar payını artıracak olanlar arasındaki asıl yarış optimizasyon tarafında olacaktır. Hepimiz benzer ürünler satıyoruz ama müşteriye kaliteli bir hizmeti rekabet edebilir bir fiyatla sunabilmek için maliyetlerimizi yeni teknolojileri kullanarak, yoğun teknoloji kullanarak, yapay zeka algoritmaları kullanarak düşürmek zorundayız. Şu an bunu yapıyor musunuz Sedat Bey? Mesela ben bir site gelsin kullanıcısı olarak en çok hangi ürünleri, hangi markaları tercih ediyorsam sizin uygulamanıza girdiğimde onlar daha çok önüme mi çıkacak ya da genel olarak toplam sepetin içerisine tercih edilen ürünleri ayırıyor musunuz? Yani bu tarz bir veri işleme metodunuz var mı? Evet, müşterilerin kişiselleştirme dediğimiz alanda bir takım talepleri var ve bu konuda çok yoğun çalışıyor ve yatırım yapıyoruz. Ama öncelikle toplamda gıda israfını azaltmak için ve sizin aradığınız ürünleri bulabilmeniz için çok yoğun teknoloji kullanarak başladık. Biz ilk kurulduğumuz günden beri 7000 çeşitten fazla ürün satıyoruz. 7000 çeşit ürün mahallenizde bulabileceğiniz en büyük süpermarketin sattığı ürün çeşitliliğine yakın. Bu arada İstegelsin özelliği zannediyorum ki yani rakiplere göre farkı benim adıma ürün çeşitliliğinin ve istediğim ürüne daha rahat erişebilmem. Tabii herkesin farklı konularda rekabetçiliği var. Kimi süre, kimi fiyat, kimi ürün çeşitliliği. Bu doğrultuda mı ilerleyeceksiniz yine? Yani asıl aslında amacınız burada tüketiciye ulaşırken en fazla ürün gamına sahip uygulamalardan biri olacağız diye mi yola çıktınız? Biz online süpermarket olmak için kurulduk. Tamamen dijital çalışan, geleceğin süpermarket formatı olarak kurulduk. Bir süpermarketten ne beklersiniz? Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürün çeşitliliğini sunmanızı beklersiniz. Yani perakende formatlarını birkaç parçaya bölersek, hemen apartmanınızın altındaki sitenizdeki bakkal bir formattır. Bunlara convenience store, rahatlık mağazası diyebiliriz. Convenience store'lar istediğiniz bir ürünü çok hızlı bir şekilde elde etmenizi sağlarlar. Fiyatları birazcık daha yüksektir. Mahallenizdeki süpermarket vardır ki ihtiyaçlarınızın tamamını karşılamak istersiniz. Bir de indirim mağazacılığı formatı vardır. Onlar da az sayıda çeşit sunarlar ama mümkün olan en düşük fiyatla sunarlar. Şimdi buradaki süpermarket formatı dünyadaki en büyük perakende formatı
Ve süpermarketten tüketicinin beklentisi, ihtiyaç duyduğu bütün ürünleri orada bulabilmek. Bu çeşitliliği sağlayabilmek için de bir önceki sorunuzla bağlarsam, bu çeşitliliği sağlayabilmek sırasında şunları yapabilmeniz gerekir. Her geldiğinizde en sevdiğiniz laktozsuz yoğurt markasının ürününü rafta bulmak istersiniz. Ama biz de o laktozsuz yoğurt markasının sizin sevdiğiniz büyüklüğündeki paketini rafta bulundururken sizin alışverişleriniz sonrasında akşam son kullanma tarihi gelen yoğurtları çöpe atmak istemeyiz. Dolayısıyla optimum bir stok seviyesi belirlemek zorundayız. Hem tüketicilerimizin her aradıklarında ürün bulabilmelerini sağlamalıyız, hem de gıda israfını azaltmak zorundayız. İşte bu noktalarda yapay zeka ve makine öğrenme metotlarını kullanan teknolojiler kullanarak toplamda maliyetimizi düşürerek tüketicilerimize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Peki Serhat Bey, son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Biraz ben gıda enflasyonu ve maliyetleri de soracağım size. Ne kadar, tabii her ürün gamında farklılık gösterir ama son bir yıla bakıldığında işte gelsin enflasyonu kaçtı? Üretici fiyatlarını sorayım. Ne kadarını tüketiciye yansıtabildiniz? Gıda enflasyonu son birkaç yıldır dünyanın bir gerçeği. Bu yılda Türkiye'de en çok konuştuğumuz konu oldu. Biz dijital oyuncular olarak tüketiciye yeni bir şey anlatmaya çalışan, yeni bir alışkanlık kazandırmaya çalışan dijital süpermarketler olarak enflasyon üzerinde ya da gıda fiyatları üzerinde etkin olabilecek bir büyüklükte değiliz. Az önce söylediğim gibi toplam pazarın %1'ini şu anda dijital oyuncular kaplıyor. Pazarın dinamiklerini oluşturan çok sayıda oyuncu var ve tam rekabet koşulları geçerli. Herkes elinden geldiği kadar, yapabildiği kadar düşük fiyatlarla ürün satmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Bütün avantajlarımızı, teknoloji avantajlarımızı ya da model olarak sokaktaki süpermarketten farklı olan avantajlarımızı kullanarak müşterilerimize en uygun maliyette istedikleri bütün ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar yapabildiğimiz en güzel şeyler israfı azaltarak bunu müşteriye fiyat tarafında ve enflasyon düşürücü bir şekilde etki edecek yöntemleri kullanmak oldu. Ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Elbette asgari ücretin seyri, kurye bulmanız, kuryelerin maliyeti, ulaştırma maliyeti bunlar da zannediyorum ki size gelsin maliyet kalemlerinden bir tanesi. Biraz bahseder misiniz bunlarda? Bu yılı kapatırken özellikle mevcut kurye sayınız, istihdam ettiğiniz personel sayısı nereye gelecek? Ciroda ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Az önce bahsettiğim gibi dünyada dijitalleşmenin, e-ticaretin bu alanında 2 yıl kadar geriden gidiyoruz. Bazı ülkelerde %15 hatta %20 oranında gıda ticareti internete taşınmış, cep telefonları üzerine taşınmış durumda. Biz %1'ler seviyesindeyiz ve çok hızlı gidecek bir yolumuz var. Yine araştırmalar ve tahminler aynı yerde buluşuyor. Önümüzdeki 3-4 yıl dünyada en hızlı büyüyen e-ticaret ülkelerinden biri olacak Türkiye. Bunun içinde de gıda e-ticaretinin büyümesinin çok hızlı olmasını bekliyoruz. Biz bu yıl kendimizi 5 kat büyütmeye çalışacağız. Ve bütün piyasalardaki durgunluk, özellikle işte restoran sektöründe ve çeşitli hizmet sektörlerindeki istihdamın azalmasından kaynaklanan açığı kapatabilmek için e-ticaret tabii ki tek başına yeterli değil. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Yeni şehirlere açılmaya gayret ediyoruz. Şu an İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Eskişehir, Kocaeli ve Manisa'da hizmet vermekteyiz. Buna yeni şehirler ekleyerek yeni arkadaşların aramıza katılmasını ve milyonlarca yeni müşteriyle tanışarak evlerine servis götürmeyi sürdürmek istiyoruz. Sedat Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İste gelsin içinde iyi bir sene olsun. Şimdi hemen buradan biraz gidelim turizm tarafına konuşalım. Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçük Yılmaz olacak ikinci konuğumuz Fokus'ta bugün. Koray Bey hoş geldiniz yayına. Hoş buldum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Elbette turizm sektöründeki zorlukları, yani son bir yıldır, bir yıl aşkın bir süredir hatta geçen sene Mart'tan beri konuşuyoruz. Neler var, neler yapılmalı, teşvikler neler, borçluluk artıyor. Yine kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere aslında birçok vergisel anlamda teşvik bekleniyor. Fakat şöyle bizim için bir fotoğrafı çeker misiniz? Yani geçen yıldan bu yana bakıldığında acentaların, sektörün rakamları nereden nereye geldi? Siz tatil sepeti olarak bu pandemideki zorlukları nasıl hissettiniz? Bahsettiğiniz gibi pandeminin başlangıcından, geçen sene Mart ayından itibaren tatil sektörü, daha doğrusu seyahat sektörü çok dalgalı bir seyir izledi. Hem dünyada hem Türkiye'de. Çünkü hani nihayetinde tatil işi bir güven işi. İnsanların kendilerini huzurlu ve güvenli hissettikleri ortamın içerisinde yapabilecekleri bir aktivite. Bu işin bireysel tarafı. Bir de kamusal tarafı var tabii ki. Bir kriz, bir pandemi esnasındayız. Devletlerin getirmiş olduğu bazı yasaklar var. Bunlar bizim sektörümüzü çok ciddi anlamda etkiledi. Dünya üzerinde genel anlamda bakıldığında bir son bir yılın istatistikleri Dünya Turizm Örgütü tarafından da anons edildi, açıklandı. Dünyada turizm aktivitesi geçen sene %80 oralığında daraldı. Bu uluslararası turizm aktivitesinden bahsediyorum. Tabii çok büyük bir daralma. Hani gerçekten bunun absorbe edilmesi çok zor. O yüzden de dünya üzerindeki devletler turizm sektörünün paydaşlarına, çalışanlarına, turizm şirketlerine çeşitli şekillerde destekler vermeye çalıştılar. Özellikle istihdamın korunması açısından verilmiş olan destekler oldu. Beraberinde şirketlerin finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından sağlanmış olan krediler ve bu krediler çerçevesiyle nakit akışlarını sağlayabilmeleri ve şirket iflaslarının engellenmesi doğrultusunda bazı tedbirler oldu. Aynısı Türkiye'de de açıkçası yapıldı. Devletimiz Türkiye'de de pandeminin başlangıcından itibaren, geçen sene Mart ayından, Nisan ayından itibaren özellikle istihdamın korunabilmesi açısından kısa çalışma ödeneğini sektöre verdi, imkanını verdi. Bu çerçevede de turizm şirketinde istihdamlar, turizm şirketlerinde istihdamlar olabildiğince korunarak bu yılın Nisan ayına kadar geldik. Ancak tabii ki yeni alınan kararla beraber Nisan ayında kısa çalışma ödeneği sektör için bitti. Bu sektör için değil, bütün Türkiye için sonlandı. Bu tabii ki hani ciddi bir problem yarattı sektörde. Çünkü şöyle bakmak lazım. Özellikle Nisan ayından, Mart ayından açılışla beraber artan sayılar nedeniyle hep beraber de izliyoruz zaten. Doğal olarak bir talepte düşüş var. Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde azalma var. Rusya'nın geçen hafta içerisinde almış olduğu kararla Haziran'a kadar Türkiye'ye olan charter uçuşlarını tamamen ortadan kaldırması söz konusu. Avrupalı misafirlerin gelişleri zaten yaz ortasından itibaren bekleniyor. İç pazarda sayıların 50-60 bine çıkmış olması nedeniyle talepte bir görece yavaşlama yaşanıyor. Bütün bunlar sektörün içinde bulunduğu krizi, problemi biraz daha uzatıyor. O yüzden de hani sektörün temel beklentisi aslında kısa çalışma ödeneğinin bu dönemin içerisinde de devam ettirilmesi, istihdamın korunması açısından çok önemli. Türkiye içerisinde yerli turist aktivitesine de baktığımızda geçen sene dünyanın genelinde olduğu gibi %80 bir daralmadan bahsedemeyiz. Ama ciddi, çok ciddi %50-60 civarında bir düşüş oldu. Artı insanların ürün tercihlerinde farklılıklar oldu. Otellerde konaklamak veyahut da otellerde tatil yapmak yerine özellikle ev kiralamak, yakınların yanında yazlıklarda kalmak, tekne kiralamak gibi opsiyonlar bir parça daha ön plana çıktı. Pazardan daha büyük pay almaya başladı. Bu trendin bu senede açıkçası belirli ölçülerde devam ettiğini görüyoruz. Erken rezervasyonla alakalı kış dönemi içerisinde indirimlerin de yüksek olduğu dönem içerisinde açıkçası daha iyi bir ivme görüyorduk ama sayıların, Türkiye'de vaka sayılarının çok artmış olması şu dönemde bir yavaşlamaya neden oldu açıkçası. Tüketiciler doğal olarak biraz daha bu sayıların daha normale inmesini, biraz daha kontrol altına almasını bekliyorlar. Artık konaklama sürelerine de kısa bir süre kaldığı için artık yani Nisan ayının içerisindeyiz. Bayram Mayıs'ın ortasında, akabinde Haziran, Temmuz, Ağustos dönemleri çok yaklaştığı için satışlarında biraz daha son dakika doğru heyecanı görüyoruz. Erken rezervasyon kıyaslamaları yaptığımızda geçen yıl doğru bir yıl olmaz kıyaslama açısından ama 2019 yılı içinde kıyaslarsak 2019 yılında alınmış olan erken rezervasyon talebinin
Bu sene ancak yarısı kadar bir talep alındığını düşünüyorum ben sektörün genelinde. Bu sene zaten beklentisi sektörün de iç pazarda 2019 sayılarını yakalamak değil ama bunlara yaklaşabilmek doğrultusundaydı. Özellikle Haziran'dan Mayıs'ın ortasından itibaren talebin daha yüksek seviyelere çıkacağını, tüketicilerin daha çok son dakika satın alma yapacaklarını bekliyoruz. Ülke geneliyle alakalı olarak da belki birkaç şey söylemek lazım. Tabii ki ülkenin bir planı vardı. Beklentilerimiz geçen sene biliyorsunuz Türkiye'ye 15 milyon civarı bir ziyaretçi geldi, turist geldi ve 9-10 milyar dolar civarı bir turizm geliri elde etmişti ülkemiz. Bu sene beklenti bunu iki katına çıkarmaktı. Ancak sanırım burada bir revizeye ihtiyaç olacak gibi gözüküyor şu anki durumla. Çünkü Rusya'nın özellikle vermiş olduğu karar Türkiye'ye gelecek misafir sayısını belirli oranda düşürecektir. Artı aşılamanın yeterli derecede etkiyi yaratamamış olması halihazırda. Dünya üzerindeki belirsizliklerin devam ediyor olmuş olması, seyahatle alakalı devletlerin kararlarını net olarak oluşturamamış olması ve her gün değişen kararlar insanların satın alma davranışlarını da çok ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden de hani bu sene beklentimiz gene tabii ki 2020 yılının üzerinde bir satış misafir ağırlayacağımızdan eminiz ama beklediğimiz gibi bir iki katını yakalamak sanırım pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Koray Bey peki ücretsiz iptal seçeneğini ne kadar sunabiliyorsunuz? Geçen sene tüketicilerin en büyük kaygısı buydu. Yakın problemler de yaşanmış. Yenilik ürünler çıkarıldı. Açıkçası erken rezervasyonda 72 saate kadar tüketicilere ücretsiz iptal imkanı sunuldu. Artı başka imkanlar da sağlandı. Ön ödemeli sistemler geliştirildi. Yani rezervasyon tutarınızın belirli bir miktarını ki bu genellikle %25 oranında satın almayı yaparken ödüyorsunuz. %75'ini ise otele gireceğiniz saatten, gireceğiniz tarihten 72 saat öncesinde ödüyorsunuz. Yani paranın da tamamını ödemiyorsunuz. Ve 72 saat kalana kadar da iptal etme hakkını, ücretsiz iptal etme ve tam olarak paranızı geri alabilme hakkına sahipsiniz. Bunu sektörün içerisinde bizler de dahil olmak üzere pek çok oyuncu, pek çok sektör firması sunuyor. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi sizin gibi şirketler tabii ki bir aracı, bir platformsunuz siz. Dolayısıyla bir nevi ajente gibi sizin de maliyetleriniz var. Her ne kadar otele ekstra bir maliyet getirmese ve o iptal edilse de ama sizin orada verdiğiniz bir hizmet var. Dolayısıyla biraz bahseder misiniz? Yani hem bu ücretsiz iptallerden nasıl etkileniyorsunuz? Hem de tatil sepeti olarak şu son 1-1,5 yıl içerisinde cirodaki daralma ne kadar yaşandı, ne kadar oldu? Evet. Şimdi şöyle, turizm ürünü önden satılan bir ürün. Yani siz pazarlamasını, reklamını önden yapıyorsunuz. Yani biz Kasım ayında erken rezervasyon başlıyor. Erken rezervasyon reklamlarına, tanıtımlarına başlıyoruz. Ama konaklaması ise yaz dönemlerinde olan bir ürün. Yani 7-8 ay öncesinden satış yapmaya başlıyorsunuz. Ve talebi yaratabilmek adına, müşterileri kazanabilmek adına pazarlama harcamalarınızı ürünün tüketileceği anda değil, satın alınacağı tarihte yapıyorsunuz. Geçen seneki en büyük zararlardan birisi bu oldu. Ciddi anlamda Kasım'dan Şubat ayına, Mart ayına kadar çok ciddi pazarlama harcamaları yapılmış olmasına rağmen buradan elde edilmiş olan rezervasyonların neredeyse tamamı iptal oldu. Ve burası için bu rezervasyonları yaratmak adına yapmış olduğumuz harcamalar, reklamların tamamı da hiç bir geri alınabilmesi de mümkün değildi. Bu reklam harcamaları hem normal standart hani gelenek basit işte, televizyon, gazete falan gibi alanlarda düşünebilirsiniz ama aynı zamanda en büyük alan dijital taraf tabii ki. Yani arama motorlarının üzerinden yapılmış olan veyahut da meta social dediğimiz bizim kanalların üzerinden yapılmış olan harcamalar tamamen boşa gitti bu dönemin içerisinde. İptallerde de bizim gibi aracı firmalarda açıkçası çok düşük komisyon oranlarıyla iş yapılıyor. İptal ve değişikliklerde bunlardan kaynaklanan problemler müşterilerden yani çünkü orada siz bu işlemleri yapabilmek için istihdam yapıyorsunuz. Bu ciddi istihdamın neticesinde olmayan bir satışın veyahut da iptal olmuş olan bir satış nedeniyle maliyetleriniz oluşuyor. Bu maliyetlerden de kaçınma şansınız olamıyor. Ve bu bizim gibi operatörlerin daha doğrusu platformların üzerine ciddi bir yük bıraktı.
Oteller de tabii kendi açılarından bir takım sıkıntılar yaşadılar ama aracıların yükü gerçekten çok daha fazla oldu. Hatta bu konuyla alakalı da bir sürü tartışmalar da oldu. Çünkü bazı operatörler otellere ön ödemeler yapmışlardı. Bu ön ödemeleri almakla alakalı sıkıntı yaşadılar ve bu sıkıntılar nedeniyle de müşterilerine geri ödeme yapma süreleri uzadı. Bu türden problemleri de yaşamak durumunda kaldılar. Cirolarla alakalı hani şunu söylemek mümkün. Yani geçen sene tüm sektörde biz de dahil olmak üzere herkesin cirosu %50'ler, 60'lar seviyesinde küçüldü bir önceki yıla göre. Çok ciddi anlamda bir kayıp oluştu. Şirketlerin de genel anlamda her şirketin farklı politikaları olmakla beraber kimisi öz sermayesini artırdı, kimisi borçlanarak öz sermaye açığını kapatmaya çalıştı. Ciddi anlamda hem sermaye artışları gördük hem de şirketlerin borçlanmalarını gördük geçen sene içerisinde turizm sektörünün tamamında. Bu sene iyi bir yıl geçirmeyi tabii ki arzu ediyoruz. Şu ana kadar gidişat açısından bakarsak geçen seneden tabii ki daha iyi. Ama çok belirsizlik var. Gerçekten her şey bir anda değişebiliyor. Bugün bunları konuşurken yarın bambaşka bir konu çıkıyor ve bütün oyun bir anda değişiyor. Rusya kararı mesela bir parça otellerin açılmasını ötelemek durumunda kaldı bazı oteller. Açılışlar Nisan Mayıs'tan Haziran'a doğru kaymaya başladı. Umarım bu şekliyle kalır. Daha da kötü bir durumla karşı karşıya kalmayız. Peki Koray Bey, sürenin sonuna geldik. Çok kısaca bir iki cümleyle kısa çalışma ödeneği tarafını sormak istiyorum. Bir de bayramda komple kapanıp kapanmama tartışılıyordu en son. Buna ilişkin görüşlerinizi de sorayım. Kısa çalışmadan konuşmamın başında bahsetmiştim. Kısa çalışma gerçekten sektörün şu dönemde çok ihtiyacı olan bir konu. Kısa çalışma ödeneğinin turizm şirketlerine, hizmet sektöründeki şirketlere kapanmak mecburiyetinde şu anda hiçbir müşterisi olmayan mesela hizmetlere buldunuz? Şu an KÇ'ya yok çünkü. Şu anda KÇ'ya yok. Ücretli bizler izinler. Ne yaptık açıkçası Nisan ayından itibaren senelik, çünkü son bir yılın içerisinde de çok ciddi bir senelik izin birikmesi olmuştu. O senelik izinleri açıkçası bitirtiyoruz personelimize. Bu senelik izinlerini yapıyoruz. Ücretlerimiz, yani artık şu anda kısa çalışma olmadığı için personelimiz tamamen işe geri döndü. Ama sayır olarak baktığımızda tabii ki kıyaslama yılı olarak 2019'u düşünürsek 2019 çalışan sayılarına ulaşabilmemiz mümkün değil. Bu bir senenin içerisinde kendiliğinden ayrılan personelin yerine hiç kimse istihdam yapmadı. Biz de yapmadık bu konuyla alakalı. Dolayısıyla mevcut kadrolarımız belirli oranda zaten azalmıştı. Küçülmüştü. Böyle bir tedbirlerle açıkçası geçmeye çalışıyoruz. KÇÖ'nün sektör olarak hali hazırda geri dönmesini, sektöre bu imkanı tanınmasını bekliyoruz. KÇÖ ile alakalı durum bu. Çok teşekkür ediyorum Koray Bey. Değerli katılımınız ve aktardıklarınız için çok sağ olun. Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçük Yılmaz'ın görüşlerini aldık. Kayıp var. Büyük bir istihdam kaybı var ve bunu yerine koymak çok zor diyor. Zaten kısa çalışma ödeneğinin de devreden çıkmasıyla beraber özellikle şu an her ne kadar işten çıkarma yasakları devam etse de bu ekstra bir yük getiriyor ama bundan sonraki süre boyunca hizmet sektörü istihdamında büyük bir erozyon olacağı aşikar. Sektörlerin de verdiği geri bildirimle beraber bunu anlıyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın hemen arkasından Cumhur Örnek ve Deniz Yatırım bağlantılarıyla piyasaları konuşacağız. Acun, gerçekten çok sıkıcı bir gün. Piyasalar çok sıkıcı, sıkıntılı. Yurt dışı piyasalara bakıyorsun. Bu arada bir yandan gözüm dolar TL'de. Çok sınırlı bir yükseliş var. Borsada da hafif düşüş var ama gündem yok. Birazdan bu sıkıcı gündem içerisinde sizin için yarattığımız bazı heyecan verici başlıklar var. Cumhur Örnek hazırlamış sağ olsun önümde. Bunları konuşacağız ama ağırlıklı biraz bugün yurt dışı piyasaları konuşacağız. Gidelim hemen Deniz Yatırım'a bakalım onlar nasıl görüyor piyasaları. Barbaros Demirer var telefon hattımızda. Barbaros hoş geldin. Yurt dışı piyasaları özellikle merak ediyorum. Çünkü ABD faizlerini konuşuyoruz. Euro dolar bir anda hızlı bir şekilde 1.21'e doğru gidiyor. Sonrasında tekrar 1.20'ye geliyor. Nasıl görüyorsun bu fiyatlamaları? Ve elbette içeride birkaç gündür toparlayamayan bir Borsa İstanbul var, onu da sorayım. Güzel, merhaba, teşekkürler, iyi yayınlar. Aslında global piyasalar hani düne kadar çok olumlu bir performans gösteriyordu. Biz o bölümü maalesef kaçırdık. Dün ilk defa bir satış geldi. Fakat ben hani başta ABD olmak üzere bu satışın çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bir %2-3 daha maksimum düşebileceği yer var.
Ondan sonra herhalde orada yine tepkiyle karşılaşır ekonomik aktivitenin kuvvetli olması sebebiyle. Dolardaki zayıflıktan da faydalanamadık. Parite 1.20'nin üstüne attı. Ben 1.20 seviyelerinde dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki ondan sonra bir tur daha yukarı gidebilir. Amerikan faizleri iyi seyrediyor, 1.55 civarlarında. Powell'dan yine açıklamalar geliyor, enflasyonu çok yukarı bırakmayacaklarına dair. Fakat bizi tedirgin etmiyor diyor. Şimdi bütün bunların ışığında biz farklı bir dünyada işlem görüyoruz. Borsa İstanbul'da tabii halka arzların da bir miktar nakit çekmesiyle piyasadan yerli yatırımcı üstündeki yük gittikçe arttı. Bir beklentimizin olmaması ve özellikle artan vaka sayıları bizi oldukça tedirgin ediyor diye düşünüyorum. İki haftalık hani kısmi kapanma çok fazla başarılı oldu gibi gözükmüyor. En azından bizim gördüğümüz sadece rakamların bize söylediği. Bunun tedirginliği de borsada var. Daha güçlü bir kapanma, daha sıkı tedbirler gelir mi diye. 1350 burada çok önemli bir destek seviyesi. Bu gün içinde bunun altına geldik. Burayı kritik bir seviye olarak izliyoruz. Burası geçen sene Mart ayından, pandeminin başladığı Mart ayından itibaren bir yükselen trendimiz var. Oradaki destek seviyemiz. Hani 1347-1350 söyleyebiliriz bu bandı. Buranın altında ilk destek 1330 ama 1250'lere kadar bir 100 puanlık düşüş görme ihtimalimiz var. Buralarda ben tutunacağımızı düşünüyorum. Çok fazla yabancıdan satış gelse de işlem aktivitesi çok burayı kırmak isteyen bir şekilde değil. Fakat hep beraber izleyip göreceğiz. Ciddi bir belirsizlik ve negatif durum tabii bizim borsamıza yansımış durumda. Çok teşekkürler Barbaros aktardıkların için. Yurt dışından başlayalım Cumhur. Yurt olur. İçinden mi? Ben yurt içinde hani oradan başlayalım istersen. Yani demeyelim, çok büyük bir kabine değişikliği bekleniyordu. En sıcak haber o. Ticaret Bakanı'nda değişiklik oldu. Aile Bakanlığı değil mi? Aile Çalışma Sosyal Bakanlığı ayrıldı. Ama hani böyle piyasa etkisi yaratacak bir değişiklik olmadı. Evet, yani benim orada hani görebildiğim kadarıyla Bakan Pekcan'a her hani görev değişikliğinde olduğu gibi emekleri için teşekkür ederim. Yeni gelen Bakan Muş'a da başarılar dileyelim. Burada tabii ihracat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu o dörtlü sacı ayağının önemli bir kısmını oluşturuyor. Ruhsar özellikle Pekcan da bunun hakkını verdi çalıştığı dönem boyunca. Çünkü hep o rekor ihracat rakamlarının kendisi döneminde ve atılan adımlar değil mi? O gümrük birlikleri birçok anlaşma yapıldı. Brexit'in hemen arkasından sonrası. Ve hani her ne kadar piyasaların içinde ve Türk lirası konusunda, mesela döviz konusunda oldukça hassas bir bakanlığı da kapsasa, dikkat edersen piyasa dinamikleri, Türk lirasının değeri, rekabetçi kur, buradaki bizim her gün konuştuğumuz, masaya yatırdığımız finansal piyasaların haricinde rakamları ileriye götürmeye çalışmıştı bundan önce. Dilerim Bakan Muş da aynı şekilde ihracatçı birlikleriyle birlikte bu konuyla ilgili hedef zaten agresif. İçeride hani kurdaki yükselişi belli noktalarda hani spekülasyona bağlayan kesim de oluyor ama bizim yani burada bir numaralı görevimiz, ki biraz önce onu en önemli sacı ayaklarının biriyle konuştun, turizm, tatil. Hani bu konuyla ilgili döviz arzını arttırmamız gerekiyor. Yoksa içerideki tartışmalar geçmişe dönük, aynı şeyin etrafında dönüp dolaşıyoruz. Ama bizim bundan sonraki dönemde aynı kırılganlıkları yaşamamamız için esas konu içerideki döviz arzını nasıl arttırabiliriz. Bu olmalı ve bunun da en önemli sacı ayağı dediğin gibi Ticaret Bakanlığı'ndan geçiyor. Başarılar. Şimdi bizim grafik grubumuzda bakıyorum hangi gün yapmış o grafiği diye, ama bu borç istatistikleri, kısa vadeli borç istatistikleri arkadaşlar bulursa ekrana getirirler. Şunu soracağım Cumhurbaşkanı'na ilişkin, döviz ihtiyacı dediğin için. Şimdi alt alta koyduğunda şöyle bir hani Türkiye'nin bilançosu gibi baksak, yani ödemeler cari açı finanse edeceğiz. Oradan turizm gelirlerinden gol yiyoruz. Öte yandan işte cari açı ek olarak DTH'lar var. Özel sektörün dış borcu var, sendikasyonlar var. Altın var, portföy çıkışları biraz var. Biraz bahseder misin onlardan? Yani son dönemdeki oradaki o verilerden hangisinde daha fazla bozulma gördük? Şimdi geçtiğimiz senenin hani en bizim Türk lirasında tırnak içinde gol yediğimiz yer, özellikle turizmdeki gelirlerimizin eksikliği. Cari için finansmanın üzerine dolayısıyla. Tabii ki bu dönem içerisinde portföy akımları konusunda orta uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunamadık. Kısa vadeliyi faizle çekmeye çalıştık, başardık. Ama o da 19 Mart tarihinden sonra geriye çevrilmiş oldu. Dolayısıyla şimdi fiyat istikrarı ile ilgili olan kısma bakacak olursak eğer,
19 Mart öncesi piyasa dinamiklerini anlatırken, Kasım'dan sonra Mart'tan önce ne olmuştu? Mesela dolar Türk lirasında biz fiyat hareketlerine baktığın zaman sanki yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiren bir piyasayla karşı karşıyaydık. Yani zirveler daha aşağıda oluşuyordu, dipler de daha aşağıya kayıyordu ve beklentiler de, özellikle yurt dışı kurumların beklentisi de işte enflasyon kadar Türk lirasının değer kaybetmeyeceği, hatta belli ölçülerde de değer kazanabileceği üzerinden gidiyordu. Borsa İstanbul'a dön, neyi görüyordun? Düşüşleri alım fırsatı olarak karşılayan bir piyasayla karşı karşıyaydın. Ne oluyordu? Dipler hep yukarıda oluşmaya başlıyor. Zirveler de yukarıya doğru kayıyordu. Ve genel anlamda gördüğümüzde insanlar sermaye piyasası piyasalarında kredili pozisyon taşıyabilecek kadar kendilerini rahat hissediyorlardı. Ama sonrasına baktığın zaman tablonun terse döndüğünü gördük. Bugün işte Borsa İstanbul 100 endeksine baktığın zaman en yakın görmüş olduğu o 1300'lü seviyedeki dip seviyesinin altında 200 günlük hareketli ortalamasına gider mi diyorsun. Dolar Türk lirası son dönemde dolar endeksinin değer kaybetmesine rağmen o son nereye geldi? 8.15'e. Biz buradaki en büyük konu neydi? Belki birazcık da bizi rehavete kapılan demeyeyim ama 8.05, 8.10 bölümüne böyle bir çıpa atmışız gibi. Orada dış hareketlerden, borsadaki satışlardan bir kenara alınmış, iç siyasetten bir kenara alınmış. Dolayısıyla 8.10, 8.15'e oturmuş bir kurdan bahsediyorsun ama biz biliyoruz ki döviz piyasasının geçmiş dönemdeki hareketlerine baktığın zaman hareketler bir anda geliyor. Dün mesela aynı şeyi VIX için kullanmıştım sana. Duruyordu. Bir patlama, yani borsada bir ikilik üçlük satış oluyor geliyor. Şimdi VIX öyle olmadı, hatta daha da düşmeye devam ediyor. VIX patlaması gerçekleşebiliyor. Dolar Türk lirası da böyle. Yani içerideki dinamikler, hele bir de işlem hacmini de seninle masaya yatırmıştık geçtiğimiz dönemde. Bu durumda olunca orada da yukarı yönlü hareket gelebiliyor. Peki şimdi işlem hacminden bahsettin, azaldın ama bu ekrana gelen tabloda hemen şu solda mouse'la gösterebiliyor musun Cumhur? Şu oynaklıklara bir bakalım istersen. Haftalık ve aylık oynaklıksa bir hikaye var mı şu an? Yok herhalde, değil mi? Yani birkaç şimdi gündür. Buradaki hikayeyi şöyle ortalamasından okumak. Ne kadar sapmış onu merak ediyorum. O swap faizleri bu arada oynaklık değil. Düzeltelim o zaman. Oynaklıkları da çünkü gösterelim. Çünkü ben swaplar üzerinden yurt dışı ne kadarı TL'ye mal edebiliyor, mal olmuyor. Çünkü borsada aynen öyle. Satışlardan, çünkü biz bir ara bahaneyi neye bulmuştuk Borsa İstanbul'da yabancı satışını? Sen TL'yi %30, %40'la mal ediyorsun. Zaten hisse senetlerin sana ne kadar potansiyel sunuyor? Onu yakından takip etmek açısından oraya swapların ima ettiği TL faizini koymuştum ama yarın oynaklıklarda yani 16-17 seviyesi, aynen öyle, değil mi aynen öyle. Oradaki oynaklıkları şöyle gözümün ucuyla bakıyorum. Bir haftalık 17-25'te, bir aylık da 20'de. Dolayısıyla bizim geçmiş normallerimiz bize 14-15'i söyledi. Üzerine konulmuş bir rakam söz konusu. Tabii ki kırılganlıklarımız hep var. Ama bundan sonrasını sordum mesela. Şimdi hani bunu övünülecek bir şey olarak söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama mesela bono TL sahiplik oranlarımız kaçta? %3'te, 4'te. Daha çok düşük değil çıksa, mi? Yani oradan çıksa hani bunu dediğim gibi kesinlikle övünülecek bir şey olarak söylemiyorum ama hani çıksa ne kadar kaldı zaten? 7-8 milyar TL'lik belki bir şeye kaldı ya kalmadı. Veya borsada erimez dediğimiz çekirdek fonlar bile belki satıyor. Sahiplik payı 40'ın altına geldi. 40'ın altını konuşur muyuz? Gerçekten bunda bu arada gerçekten borsayı konuşuyoruz ama tahvil çok daha önemli. Murat Yardımcı da her yayında şunu söylüyor. Yani bir şeyler yapıp o bir şeylerin ne olduğunu sana sorayım. Tahvil piyasasını daha likit hale getirmemiz lazım. Daha fazla oyuncu çekmemiz lazım. Hem yerli hem yabancı yatırımcı anlamında. Son dönemde evet, ihaleler var, talep gösteriliyor ama gerçekten Türkiye'de bono piyasasında ya da işte uzun vadeli tarafta tahvil piyasasında da yeterli işlem hacmini bir türlü göremiyoruz değil mi? Şimdi orada vitesi yavaş yavaş ne zaman yükseltmeye başlamıştık? Yine Kasım dönemine sonrasına atıfta bulunacağım. Dolayısıyla yani Türkiye'yi son 1 yılını 3'e rahatlıkla bölebiliyorsun. İşte Kasım öncesi, Kasım sonrası, Mart öncesi, Mart sonrası diye. Dolayısıyla biz oradaki dönemde neyi görmüştük? Israrla 10 yıllık tahvil. Bir zaman %14-15'ler bile pahalı gelip hazinemiz oradan ihraca çıkmıyordu ama ısrarla o noktadan sonra her ay biz ihraç gerçekleştirip orada likiditeyi arttırmaya çalışıyorduk 10 yıllık tahvil tarafında ve bunda da başarılıydık. Bir şekilde de içeriye para sokmayı da oradan başarmıştık. Şimdi gelinen noktada hazine de iki tane şeyden ötürü. Bir, yeni arz yaratacaksa hazine kendisi bunu çekmemek adına, yani birisi alacaksa gelsin piyasadan alsın, fiyatları aşağı, faizi aşağıya çeksin. İki, kendisi de belki %17-18 faizle borçlanmayı pahalı görüyor olabilir. O yüzden de şimdi buradan likit de azalınca da senin yine konuştuğumuz konuya geldik. Yani %3'lük 4'lükler var. Tamam, burası artabilir. Öngörülebilirlik de artabilir ama piyasaya geldiği zaman ne kadar TL bulacak ve bunu ne kadarlık bir TL faiziyle fonlayacak?
ve enflasyon görünümümüz de bizim şu aşamada bozuldu. Bunu da görebiliyoruz. Yani birine bakıyorsun işte yıl sonunu %14 para politikası faiziyle tamamlar diyor. Öbürüne bakıyorsun %18. Beklentiler bu kadar da genişlemişken maalesef tahvilimize yeni yatırımcı yaratamıyoruz. Peki Cumhur, içeriye ekleyeceklerim var mı? Yok, dışarıda konuşalım. Evet, dışarıyı konuşalım. Çünkü orada birkaç gündür zaten konuşuyoruz. Faizler dedik, DİKS dedik, Euro-Dolar paritesi dedik. Küresel borsalar bir türlü böyle kendine bir bahane bulamadı son dönemde yükselmek için. Zaten içeride bizim Borsa İstanbul'da da yansıyor ama neden böyle? Niye yükselişe ara verdiler? Bak şimdi 6 tane neden sıralamışım. İstiyorsan hani bunları lütfen şöyle bir geçelim üzerlerinden. Bir defa 2 kere 2 4 COVID ile ilgili olan artan vaka sayıları bir yana aşılama süreci de farklı ilerliyor. Dolayısıyla COVID ile ilgili yeni rakamları olan ülkelerin kısıtlamaları mevcut. Aşılamada da vitesi yükseltenler de dışarıya turist göndermek ya da turist kabul etmek anlamında farklı yöntemleri tercih edebiliyorlar. Örnek mesela Amerika'nın dün açıklamış olduğu dünyanın ülke sayısının %80'ine seyahat etmeme uyarısı. Şimdi bunun öncesinde zaten ulaştırma sektörü dün gerçek anlamda hem içeride hem dışarıda satış gördü. Bir kere bunları böyle bir kenara yazmakta fayda var. Şimdi sonra devam ediyorum. Siyasi arenaya baktığın zaman ABD ile Rusya'nın tekrar karşı karşıya geldiğini görüyorsun. Dolayısıyla ABD-Rusya gerilimi hani sadece Ukrayna üzerinde midir, bir soğuk savaş mıdır? İki lider birbirleri arasında telefonla görüştüler, zirve kararı aldılar ama hemen akabinde, hemen bir hafta sonra yaptırım kararını gördün. Ettim sana bir de siyasi gerilim. Tamam, bunu da koyduk bir kenara. Şimdi piyasalarda her zaman pozisyon bir şekilde alınır. Yani 86 bine geldiği zaman Borsa İstanbul 100 endeksinin risk ve getiri asimetrisi nasıl aşağıda gidilebilecek yer bir miktar azalmışken yukarıya doğru potansiyel yüksekse, şimdi analistlerin çizmiş olduğu S&P için bir hedef değer var. Hı hı. O hedef değere neredeyse geldik, belki geçiyoruz. Avrupa tarafında da yani hisse senetleri anlamında uçaklar daha kalkmadan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatları belki ikiye katladı. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu saydığım riskleri ortaya koy, bir taraftan da potansiyel getiri ne kaldı? Aşağı yönlü riskler ne kadar? Burada bir dengesizlik oluşmaya başladı. O zaman da değerlemeler buraya gelmişken artı biz şu anda belki %1'lik, 2'lik, 3'lük satışları görüyoruz ama sadece piyasada money to money dediğimiz para, yani 100 birimlik param var. 100 birimlik hisse senedi almıyor bu yatırımcılar. Doğru. Buraya kadar hisse senetlerini merkez bankaları finansal koşulları aşağı çekerken bu belki bunlar 100 liraya 100 lira başladılar. Sonra baktılar ki yukarıya doğru gidiyor. Ben o zaman 100 liralık parama karşılık 200 liralık hisseni alayım. Daha da gidiyor 300 liralık 400. Şimdi %1'lik bir geri geliş eğer 1'e 10 kaldıraç kullandıysa ana parandan ciddi anlamda zarar yazmana gerek sonucunu beraberinde getiriyor. Kaldıraçları da azaltıyorsun. Son olarak bir de tamam eskiden şunun cevabını mesela içeride dün de konuştuk. Diyelim ki dolarını sattın geçtiğimiz sene bu zaman. Dönüp bakıyorsun %6'lık 7'lik mevduatlarla karşı karşıya. Aynı şey Amerika'da da geçerli. O zaman dönüp baktığında 0.7'lik 10 yıllık tahvil buluyordun. Şimdi %1.60 buluyorsun. Belki 1-2 ay beklesen %2 bulacaksın. Dolayısıyla hani alternatif piyasaların da getirisi bir şekilde yükseldi. Hepsini toplayınca da bir satış için küresel bir hikaye oluştu. Peki Cumhur, şimdi başta okuyunca gerçekten tüylerim ürperiyor. Normalleşme adımlarının ilki. Lütfen gelmesin, merkez bankalarından bahsediyoruz. Çünkü normalleşme dediğimiz şey yeniden faiz artışları başlayacak, tahvil alımları azalacak mı? Türkiye için hiç iyi olmaz. Biz şu an bu döneme zaten hazır değiliz. Yani bol likidite ortamında bile bundan nemalanamamışken bir de merkez bankaları sıkılaşırsa ne yapacağız onu düşünüyorum. Evet. Ne yapacak Kanada onu sorayım. Hemen sonrasında da bir ECB'yi anlatacağım. Şöyle yani bugün Kanada var, yarın Avrupa Merkez Bankası var. Şimdi Kanada dünya çapında ne kadar önemlidir değildir. Yani onu bir kenara koy. Ama sembolik bir değeri var mıdır? Kesinlikle. Vardır. Şimdi geçtiğimiz sene yine bu dönemi hatırlayacak olursak petrol fiyatlarından onlar da hani gol yiyordu. Bizim şimdi hep petrol fiyatı dediğimiz zaman Arap ülkeleri aklımıza, Körfez ülkeleri aklımıza geliyor ama Kanada'da bu konuda özellikle Kanada dolarının da birebir ilintili olduğunu hatırlamak lazım. Şimdi petrol fiyatlarının hızlı düşüş, Covid rakamlarında artış olunca onlar da faizleri aşağıya çekmişlerdi. Sana iyi haber şunu söyleyeyim, normalleşme adımından kastım tahvil alımlarının hızını azaltıyorlarmış. 4 milyar dolardan 3 milyar Kanada dolarına bir aşağıya geliş bekleniyor bugün açıklaması. Zaten Kanada ekonomisi içerisinde bu alım hızıyla devam etmeleri teknik olarak da başka problemleri beraberine getirebileceği için faizli bir hamle beklenmiyor. Ancak
tahvil alım hızını azaltması bekleniyor. Bugün saat 5'te gelecek karar. Yarına dönüp bakacak olursan da Avrupa Merkez Bankası var. Orada zaten hani biliyorsun Sevgililer Günü'nde bir tane sosyal medya paylaşımı yaptılar. Kriz bitene kadar finansal koşulları gevşek tutmaya devam ediyor. Orada bir problem yok. Ama onlar da geçtiğimiz sene yıl sonunda bir tane bu kapsamlı bir ekonomik bir şeyleri değiştireceklerdi. Stratejik notlarını. Onu salgın nedeniyle yapmadılar. Buradaki konu şu. Çıkış stratejisine vurgu yapar mı yapmaz mı? Enflasyon hedefini değiştirir mi değiştirmez mi? Yarın da ona bakarız. Cumhur çok teşekkürler aktardıkların için. Cumhur Örnek'le beraber fokusu burada noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 14'te benim piyasa altında. Cumhur Örnek'te 15 dakikalı parada karşınızda olacak. Hoşçakalın.